Almanak TV'ye hoş geldiniz. Bilginiz olsun diye 1966 yılında yaşanan önemli olaylardan bazılarına yer vereceğiz. Başlayalım. In January 1966, a B-52 bomber departs Seymour Johnson Air Force Base in North Carolina. 17 Ocak 1966. Bir Amerikan B-52 bombardıman uçağı İspanya üzerinde bir yakıt tanker uçağı ile yakıt ikmali sırasında çarpıştı ve 4 hidrojen bombasını Palomares köyü civarında düşürdü. Palomares olayı olarak hatırlanan olayda çevrede radyasyon kirliliği oluştu. A momentous day for India. In Parliament House, members were to elect a prime minister. Krishna Menon was open in his support of Mrs. Gandhi. 19 Ocak 1966. Hindistan'da Nehru'nun kızı Indira Gandhi başbakan oldu. High on the roof of Europe, only a few feet below the summit of Mont Blanc, 117 people met sudden death. 24 Ocak 1966. Hindistan Hava Yolları'na ait Boeing 707 tipi bir yolcu uçağı Bombay, New York seferi yaparken İsviçre'nin Cenova kentine inmeye hazırlandığı sırada Alp Dağları'nın Mont Blanc tepelerine çarparak düştü. 117 kişi öldü. 1966 года. Впервые в истории советская автоматическая станция Луна 9 осуществила мягкую посадку на поверхность Луны. 3 Şubat 1966. Sovyetler Birliği'nin insansız uzay aracı Luna 9 ay yüzeyine indi. At midnight, the first bodies of the 133 persons who perished in the crash of a jetliner are recovered from Tokyo Bay. 4 Şubat 1966. All Nippon Hava Yolları'na ait bir Boeing 727 Tokyo Körfezi'ne düştü. 133 kişi öldü. March 1966. İngiliz Hava Yolları'na ait Boeing 707 tipi bir yolcu uçağı Fuji Dağı'nda düştü. 124 kişi öldü. 4 Mart 1966. Bir Kanada yolcu uçağı Tokyo'ya inişi sırasında infilak etti. 64 kişi öldü. 28 Mart 1966. Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanlığı süresi bitti. Yerine Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı seçildi. 29 Mart 1966. Popüler tarihsel roman yazarı Abdullah Ziya Kazanoğlu hayatını kaybetti. Yazarın eserleri arasında Kızıl Tuğ, Atlı Han, Türk Korsanları, Seyit Ali Reis, Battal Gazi Destanı, Kubilay Han'ın gelini sayılabilir. 19 Nisan 1966. 79 gün süren Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası grevi, halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle bir ay ertelendi. 26 Nisan 1966, Özbekistan Cumhuriyeti'ne bağlı Taşkent'te meydana gelen 7.5 Richter ölçeğindeki deprem neredeyse kentin tamamını yerle bir etti. 15 Mayıs 1966, Washington DC'de Vietnam Savaşı'nı protesto eden 8000 kişi 2 saat boyunca Beyaz Saray çevresinde gösteri yaptı. 19 Haziran 1966, güreş milli takımı Kanada'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda
birinci oldu. President Johnson gave the order, resume bombing. The South Vietnamese troops and the Americans welcomed renewed air support against the Red Guerrilla forces. 30 Temmuz 1966. Amerika Birleşik Devletleri uçakları Kuzey ve Güney Vietnam arasındaki askerden arındırılmış bölgeyi bombaladı. Temmuz 1966. Birleşik Krallık, Almanya'yı 4-2 yenerek dünya futbol şampiyonu oldu. Temmuz 1966. Chicago, New York ve Cleveland'da ırkçı gösterilere polis müdahale etti. Sonuç, 6 ölü, 84 yaralı. ...11 Ağustos 1966... 3 yıldır süren Malezya-Endonezya Savaşı sona erdi. The biggest nation on earth, China, is in turmoil. Is China's aging leader, Mao Zedong, losing control? Has Mao gone mad, driven perhaps to megalomania by the hysterical adulation of the teenage Red Guard? 13 Ağustos 1966. Mao Zedong, Çin'de kültür devrimini ilan etti. Deprem oldu. Taş taş üstünde kalmadı. Barto'da her şey yıkıldı, yol kapalı. Ağustos 1966. Muş, Varto'da meydana gelen 6.9 şiddetindeki depremde 2.394 kişi hayatını kaybetti, 1.489 kişi yaralandı. Frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. 6 Eylül 1966. Star Trek dizisi NBC'de gösterilmeye başlandı. Eylül 1966. Maratoncu İsmail Akçay Balkan şampiyonu olurken Hüseyin Aktaş ikinci oldu. 7 Ekim 1966. İlk Türk otomobiline Anadolu adı verildi. 12 Aralık 1966. Metin Erksan'ın yönettiği Yılanların Öcü adlı film Tunus'ta düzenlenen Kartaca Film Festivali'nde altın madalya kazandı. Yılanların Öcü, Fakir Baykurt'un aynı adlı romanından uyarlanmıştı. 18 Aralık 1966. Satürn uydusu Epimetheus, Richard Walker tarafından keşfedildi. Fakat sonraki 12 yıl boyunca kaybedildi. Selim Anadolu almakla iyi etti. Güzel otomobil. Şasisi tam, çelik. O motordan anlar. 19 Aralık 1966. Koç grubunca üretilen ilk seri üretim Türk otomobili Anadolu satışa sunuldu. Peşin fiyatı 26.800 liraydı.
Almanak TV'de 1966 yılında yaşanan bazı önemli olayları aktardık. 1967 yılının Almanak'ında buluşmak ümidiyle. Almanak TV. Bilginiz olsun.